Türkiye'de çok tutulan Fiat Egea'nın tüm modelleri olan Egea Sedan, Egea Hatchback, Egea Cross ve Egea Station Wagon modellerini inceleyeceğiz. Egea Sedan'dan başlayalım. 2021 Fiat Egea yenilenmiş tasarım, konforlu iç mekan ve tasarruflu motor seçenekleri ile Türkiye'de çok satılan otomobiller arasında. Zaten trafikte başınızı kaldırıp baktığınızda neredeyse 5 araçtan biri Egea gibi. Bu kadar çok tercih edilmesinin nedenlerinin başında yakıt cimrisi motor seçenekleri, fiyatı, yedek parçalarının ucuzluğu ve her yerde kolayca bulunuyor olabilmesi ve ikinci el piyasasının çok iyi olması geliyor. 2021 Fiat Egea yepyeni özellikleriyle hayranlarının sürüş deneyimini üst seviyelere taşıyor. ASR, yokuş kalkış desteği, MC Herson süspansiyon ile kullanıcılarının hizmetinde olan Egea, 11 metre dönüş çapı sayesinde en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. 95 beygir gücündeki motorun silindir hacmi 1368 cc. Motorun ortalama yakıt tüketimi ise sadece 5.1 litre. Fiat Egea Easy 1.4 Fire'ın normal liste satış fiyatı 146.900 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 97.900 TL. Türkiye pazarında satış lideri olarak karşımıza çıkan Fiat, gerek binek gerekse hafif ticaride istikrarlı bir şekilde yola devam ediyor. Aracın makyajlı yüzü haricinde aileye yeni katılan Cross, gövdesiyle dikkat çekiyor. Güncellenen otomobilin ön panjuru elden geçirilmiş ve logonun yerine Güney Amerika'daki modellerde gördüğümüz gibi büyük Fiat yazısı kullanılmış. Farların tasarımı da değişmese de üst paketlerde artık tamamen LED üniteler alınabilecek. Stoplarda da değişime gitmeyen Fiat, burada da halojen aydınlatma elemanlarının yerine LED'lere yer vermiş. Aracın gövdesi için toplam 13 renk sunulacağını hatırlatalım. Okyanus mavi ve Cross'a özel olan paprika turuncu tonları Cartelia'ya yeni eklenmiş. Cross gövde seçeneğine gelelim. Normal modelde de yeni jant tasarımları sunmaya başlayan Fiat Egea'nın yerden yükseltilmiş versiyonunda 17 inç çamplı jantlar kullanılacak. Yerden yüksekliği 40 mm artan gövdenin önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken, tavan rayları sayesinde Cross'un toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm artmış. Çamurluklar üzerindeki plastik lodikler genişliğe 10 mm etki ederken aracın toplam uzunluğunda da tampon dizaynı dolayısıyla 13 mm artış söz konusu. Yan aydınlar ise gri. Aracın arka tarafına doğru baktığımızda ise yeni LED arka farlar haricinde dikkat çeken bir değişim bulunmuyor. Ayrıca yeni tasarımlara sahip 16 ve 17 inç büyüklüğünde jantlar da makyajla birlikte gelen değişiklikler arasında bulunuyor. Önceden de belirttiğimiz üzere bu bir makyaj olduğu için çok büyük değişiklikler pek fazla miktarda değil. Makyajlı Egea ailesinin kabinine baktığımızda ise bir dizi yenilik bizleri karşılıyor. 7 inçlik yeni dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik U-Connect 5 bilgi eğlence sistemini merkeze alan kabinde yeni bir direksiyon simidi ve yeni bir vites topuzu yer alıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ayak hareketiyle açılabilir elektrikli bagaj kapağı, şerit takip yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, trafik levhası tanıma ve kablosuz şarj bölmesi gibi yenilikler de makyajla birlikte gelen Egea'da sunulmaya başlanmış. Ayrıca okyanus mavisi ve Egea Cross'a özel turuncu tonlardaki bir renk ise makyajla birlikte Egea'nın renk seçenekleri arasında. Yeni 1.0 litrelik 3 silindirli benzinli Firefly motor 100 beygir güç ve 190 tork değerlerine sahip. 1.4 litrelik benzinli motor ise 95 beygir güç ve 127 tork değerlerini korumuş. Ayrıca Fiat 1.0 litrelik yeni motorun emisyon ve tüketim değerleriyle gurur duyduğunu da belirtti. Dizel tarafında ise 1.6 litrelik multijet motor 10 beygirlik artışla artık 130 beygir güce sahip. Tabi 1.6 litrelik multijetin 95 beygirlik bir seçeneğinin de olduğunu belirtelim.
Şanzıman seçenekleri ise eskisi gibi 6 ileri manuel ve 6 ileri DCT olarak korunmuş. Egea Cross Street 1.0 Firefly normal liste satış fiyatı 200.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 134.000 TL. Fiat Egea Station Wagon başka bir araçtan türetilmiş gibi değil, başlı başına kendine has tasarımı olan araçlardan biri. Tüm otomobil firmalarının yaptığı gibi Fiat markasında da bu durum var. Bir tane kokpit tasarımı yapıyorlar ve tüm modellerde kullanıyorlar. Elbette bunun nedeninin maliyetler olduğunu hepimiz biliyoruz ve buna yakın bir zamanda hiçbir markanın yapabilecek bir şeyi yok. Oysa birkaç küçük farklı dokunuş, küçük değişiklikler Fiat Egea Station'ın çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayabilir. Özellikle karanlık renklerin tesliminde kalmaktan bile kurtulsa çok önemli bir artısı olabilir. Kullanışlılık konusunda Station Wagon bir araçtan beklediğimiz ne varsa içinde barındırıyor. İdeal sürüş pozisyonunu zorlanmadan bulunan araçlardan birisi. Görüş açıları konusunda uzun boylu olunmasına rağmen bir sıkıntı yaşatmıyor. Kumanda elemanları tam olması gereken yerde ve tam olması gerektiği gibi. Eşya gözlerinin sayısı yeterli. Yaşam alanında kullanılan malzeme kalitesi açısından Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanacak seviyeye yükselmiş. Büyük bagaj yüklemeler son derece rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yükleme eşiğinin yapısı da çok iyi ayarlanmış. Arkada devasa bir yük alanının olduğunu bilmek özellikle bizler için çok ama çok büyük bir artı olarak ön plana çıkıyor. Eğer Fiat Egea Station Wagon satın alacaksanız hem dizel motor seçeneğinde hem de benzinli motor seçeneğinde otomatik şanzımanı bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten günümüzde çok önemli bir artı olarak ön plana çıkıyor. Çünkü ülkemizde otomatik vitesli araçların pazar payı %65 seviyelerini görmüş durumda. Kalabalık trafikte artık kullanıcılar manuel şanzıman zorluğunu yaşamak istemiyor. Dizel motor seçeneğine eşlik eden otomatik şanzımansa çift kavramalı. Benzinli otomatik kombinasyonuyla Fiat Egea Station Wagon son derece iddialı ve günümüz otomobil fiyatlarını göz önüne aldığımız zaman uygun bir fiyat etiketine sahip. Avrupa pazarlarında neden iddialı olduğunu onu kullanmaya başladığımızda anladık. Büyük bir gövdesi olduğu için ilk etapta biraz çekimser yaklaşmıştık. Ama bu durum sadece 5-10 dakika sürdü. Station Wagon gövde yapısında bir araç olduğu için ilk başta biraz çekimser yaklaştık. Fakat arka arkaya yaptığımız hızlı viraj testlerinde neredeyse Egea hatchback kardeşinden daha iyi bir yol tutuşu olduğunu gördük. Uzun boylu olmasına rağmen stabil yapısını hiç bozmadan virajları karşısına alıyor. Elbette çok abartılı bir sürüş stilinde olmadığınız takdirde virajları sizin için birer düzlük haline dönüştürüyor. İzine son derece sadık, güven ve aynı zamanda keyif veren bir sürüş karakteri sizi bekliyor. Yönlendirme sisteminde biraz boşluk var ama bu çok büyük bir sorun değil. Orta sınıfta yer alan araçların neredeyse tamamında bu boşluk karşınıza çıkacaktır. Hızlanma isteği üst devirlere çıkıldığında oldukça canlı ve son hızına ulaşma konusunda da istekli bir araç. Otomatik şanzıman gücü çok fazla törpülemiyor. Fiat Egea Station Wagon, Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testinden 4 yıldız alarak ayrıldı. Bu test sırasında yetişkin yolcu güvenliğinden %82, çocuk yolcu güvenliğinden %60, yaya yolcu güvenliğindense %62 aldı. Güvenlik yardımcılarından aldığı sonuç ise %57. Fiat Egea Station Wagon 1.6 Multijet Urban Plus versiyonunun teknik özellikleri. Silindir hacmi 1598 cc, beygir gücü 120, maksimum tork 320, vites tipi 6 ileri otomatik, yakıt türü dizel, şehir içi ortalama tüketim 4.5 litre, şehir dışı ortalama tüketim 3.5 litre, karma yakıt tüketimi 3.9 litre, maksimum hız saatte 200 km, 0'dan 100'e hızlanma 10.4 saniye, uzunluk 4571 mm, genişlik 1792 mm, yükseklik 1514 mm, boş ağırlık 1350 kg, bagaj hacmi 550 litre, yakıt deposu 50 litre. Fiat Egea Station Wagon 1.6 Multijet Mirror
DCT versiyonunun teknik özellikleri: silindir hacmi 1598 cc, beygir gücü 120 beygir, maksimum tork 320, vites tipi 6 ileri otomatik, yakıt türü dizel, şehir içi ortalama tüketim 4.5 litre, şehir dışı ortalama tüketim 3.5 litre, karma yakıt tüketimi 3.9 litre, maksimum hız saatte 200 km. Fiat Egea Station Wagon Street 1.3. Normal liste satış fiyatı 208.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 140.000 TL. Fiat Egea Hatchback. Yerli üretim olmasının avantajını tüm özelliklerinde kullanan ve Avrupa ülkelerinde de Fiat Tipo ismiyle büyük ilgi gören Egea Hatchback, son dönemlerin en gözde modellerinden biri. Kompakt hatchback sınıfının satış rakamları açısından ülkemizin yükselen yıldızlarından biri olan Fiat Egea Hatchback, bulunduğu her ortamda iyi görünebileceğiniz bir otomobil. Tasarım konusunda bu otomobile baktığım zaman İtalyan esintilerini çok rahat bir şekilde görüyorum. Markanın genlerinden gelen mirası son derece iyi bir şekilde kullanan Egea Hatchback, bazı bölgelerde kullanılan keskin hatlarıyla dinamik bir tasarıma gönderme yapıyor. Özellikle motor kaputunun tasarımı ve profil görünümündeki derin izler bu izlenimi yaratıyor. Havalandırma ızgarasında kullanılan petek tasarımı iyi görünüm konusunda başarılı bir rol oynuyor. Özellikle stop lambalarının tasarımı İtalyan diğer otomobillerinden son derece tanıdık. Bütünlüğüne baktığımızda kompakt hatchback sınıfında yaşanan rekabete tasarım açısından rahatlıkla kafa tutacak bir otomobil. Fiat Egea Hatchback tam bizim beklentilerimize göre tasarlanan yaşam alanına sahip. Her detayında Türkiye'nin kullanım beklentilerine göre özellikler bulmak mümkün. Zaten Avrupa ülkelerinde de önemli bir ilgi görmesinin nedeni olarak kullanışlılığının ön plana çıktığını düşünüyorum. İç mekanda kalite seviyesi son derece yüksek. Avrupa pazarında da çok önemli bir rol oynayan Egea Hatchback, Avrupalı müşterilerinin beklentilerini karşılayacak kaliteyi sunuyor. Bu araçta en çok sevdiğimiz detaylardan birisi sessizlik oldu. Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilen aracın sessiz olabilmesi için gerçekten de büyük bir çaba harcanmış ve bunda da başarılı olunmuş. Yaşam alanı genişliği konusunda da rakiplerinin seviyesini zorlanmadan yakalıyor. Arka diz mesafesi açısından beklentilerimizi karşıladı. Kokpit ve orta konsol tasarımı açısından kolay ve rahat kullanımının ön planda olduğu bir yapısı var. 95 beygir gücündeki aracın ortalama yakıt tüketimi ise 5.9 litre. Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire. Normal liste satış fiyatı 170.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 114.000 TL.